Esselamu Aleyküm, hayırlı akşamlar değerli Hakkani Bakış takipçileri. E, yepyeni bir haftada, yepyeni bir günde hocamızla çay sohbetlerinde beraberiz inşallah tekrar. Hepiniz hoş geldiniz. Hocam hiç vakit kaybetmeden birkaç tane sorumuz var. Onlardan başlayalım isterseniz. Bismillah. İlyas Salman'ın açıklamaları var hocam. Hı. Ahirete inanmıyormuş, olsaydı cehennem onu tercih ederdim diyor Hı. Orada ısınırdım demiş. Is Isınmak için. Evet. Öyle, Isınmak öyle için cehennemi tercih edermiş. Allah Allah. Bu meseleye hakkani bakış nasıl olur hocam? Öbür dünyaya, ahirete inanmıyorum açık söylüyorum. Mümkün olduğu kadar bir gün daha fazla yaşamak istiyorum. Biz Sonumuz toprak. Cennete, cehenneme inanmıyorum. Keşke cennet cehennem olsaydı. Buna inanıyorum. Olsaydı ben cehennemi tercih ederdim. Çünkü insanın, havanın ve... Denizin soğuğundan nefret ederim. Cennette bari zebanilerin kaynadıkları kay Cehennem. kazanda ısınırdım. Bu meselenin altında bir noktayı işleyelim. Bak şimdi o da kalbimize geldi. Ya insanlar da şöyle bir şey var. Bu da ahir zaman insanın ne kadar e, kibirli bir hale geldiğinin alameti ve işareti. Nedir o? Bir şeylere kızdığı zaman ben ateist oldum. Şundan dolayı ateist oldum. Yani öyle bir konuşmalar var ki sanki yani nefsini o kadar havalara, tavanlara, burçlara, tahtlara çıkartmış ki yani şöyle bir tabirle söylüyor. İslam beni kaybetti. Yani <laughs> o ateist olunca yani İslam'ın revaştan düşermiş. Öyle bir adammış ki o İslam beni kaybetti tarzında konuşuyor yani. Önce bunun altını bir çizelim. Yani birileri ateist olmuşsa şundan ya da bundan sebep olduysa ne şu ne de bu senin mazeretin olamaz. Yarın Allah'ın huzuruna vardığın zaman Allah bunun hesabını soracak. Celle Celaluhu cezasını da çekeceksin. Şundan bundan dolayı diyeceksin. Allah diyecek ki ben sana akıl vermedim mi? Bir e, mahalli maksud yani amaçladığın bir yere gitmeye niyetlendiğin zaman bir dolmuşa bindin. Dolmuşun tekeri patladığı zaman ne diyorsun? Ben daha oraya gitmem mi diyorsun mesela? Değil evet. mi? Veyahut da sana yolu gösteren birisi yanlış tarif etmiş. Ne yapıyorsun? Memleketine gitmekten mi vazgeçiyorsun? Hayır. Doğru tarif edeni bekliyorsun değil mi? Evet. Ee, i̇yi olmayan, hizmetini iyi yapmayan bir otobüs şirketi yolda sana gerekli e, itinayı göstermediği zaman ben artık memleketime gitmem diyor musun? Hayır. Ama insanımız Allah yoluna, hayat yoluna çıkıyor. Ondan sonra bir hocayla tanışıyor ya da bir Müslüman insanla tanışıyor. Birileri ona yamuk yapıyor. İşte ben diyor ateist oldum artık. Öyle bir de kibirle kibirli konuşuyor ki yani İslam beni kaybetti tarzında böyle yani. İslam artık beni kaybetti ben ateist oldum. Kaybeden sensin. İslam hiçbir şey hiçbir zaman kaybetmez. La galiba illallah galip olan hep Allah'tır Celle Celaluhu. İslam azizdir, izzetlidir. İslam'ın içine giren izzet bulur. Dışısına çıkan izzet bulamaz. Çöker, zilletle mahvolur. Burası bir kesin. O veya bu sana yolda çelme taktıysa, sen de onların çelmesiyle arkasını döndüysen, bu senin hem karakterindeki bozukluğu hem de zayıflığı gösterir. Sen demek ki, bir kalbine niyeti aldığın zaman onu tamamına erdirecek kuvvete sahip değilsin. Zayıfsın sen. Aslan gibi değilsin. Çıktığın yolda kim ses çıkartırsa çıkartsın beni yolumdan kimse geri döndüremez diyen bir karakterin yok. Senin karakterin tazı gibi, çakal gibi yani. Nereden bir ses duysan hop kaçıp gideceksin. Nereden bir ses duysan hop kaçıp gideceksin. İslam beni kaybetti tarzında ben ateist oldum. Ateist olma ne oldun? Cehenneme odum oldun diyorsun. Bunu da havalı havalı söylüyorsun yani. Ben ya yani bunun açık anlatımı aslen şudur. Hakikat penceresinde anladık. Ben yarın cehennemde yanacağım ya. Cehenneme odun oldum ben. Odunum ben. Bildiğiniz bir odunum. Bunu insan havalanarak söyler mi? Ama cehalet insanı bu noktaya getiriyor. Şimdi İlyas Salman'ın da yani filmlerde de zaten böyle bir hani e, ahmak rollerinde oynuyordu bu adam. Geri zekalı, çabuk kandırılır rollerde oynuyordu ya. Bu demek ki gerçekten öyle birisiymiş. <laughs> bu açıklamalarından sonra bakıyoruz ki adam demek ki gerçekten hani akıl derecesi düşükmüş bu adamın. Neden akıl derecesi düşükmüş? Cehenneme inanmıyorum, cennete inanmıyorum. Hadi. Ha, bütün ateistler gibi Allah'a inanmıyorum deyip kenar bir dalgavari bir şekilde konuşup da Cehennemi tercih ederdim, neymiş? Ha havadan hoşlanmıyormuş, şundan hoşlanmıyormuş, sıcak olurmuş da orada ısınırmış. Evet. Şey zannediyor, hamam zannediyor orayı yani. Böyle <laughs> üşüyenler girecek içinde, ısınacak sonra çıkacak. Cehennemin ateşi var ayrı, cehennemdeki zebaniler var ayrı, akrepler, yılanlar var ayrı. Bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Cehennemin bir takım noktaları var. Diğer noktaları o aşırı olan yangından ve azaptan dolayı Allah'a sığınıyorlar. O en kötü olan noktalardan yani. Bir bu var, bir de yerin göğün sahibi olan Allah Subhanahu ve teala kuluna gazapla bir bakarsa Allah muhafaza buyursun hepimizi cümle ehli imani yani Allah gazabıyla bir bakarsa kuluna diyor yüzündeki etler düşer. Şimdi sen bilmediği için ateş aslında biliyor tabi buna dalgavari konuşmalar. Neyi bilmiyorsun sen? Hadi madem öyle çok ısınırmış ya cehennemde. Bak cehennemin ateşi ne diyor o İbn Arabi Hazretleri? Üç defa soğutuldu da getirildi. Değil mi dünyaya? Hı. Kara bir ateşti diyor. Üç defa soğutuldu sonra dünyaya getirdi kullanılması için. Üç defa soğutulmuş bu ateşin yakalım büyük bir fırında. Gir de ısın İlyas Salman bir görelim seni nasıl ısınıyormuşsun sen. Senin derin ne, ne, ne kar, ayı derisi gibi bir şey mi senin derin yani? Girsin bir göstersin buradaki insanlara, dalga geçiyor ya hani cehennemin ateşine girir ısınırmış. Buradaki ateşte bir görselsin nasıl ısınıyormuş. Kaynar kazanlar katranlar üzerine bir dökülsün. Bakalım oh ısındın mı diyecek yoksa ciyak ciyak bağıracak mı bir görelim yani. Boşla kırdılar bunlar. Yani şeytanın sanatını bu gösteriyor. Şeytan sapıttığı zaman bir noktada bırakmıyor insanı. En dibe çakana kadar uğraşıyor. Bunlar küfürde artık, dinsizlikte en aşağı noktalara nasıl ineriz onu uğraşıyorlar ve inme, inmeye devam ediyorlar. Allah evet. muhafaza buyursun. Allah hidayet etsin diye. Amin, amin. Celle Celaluhu. Hocam bir sohbetinizde Esra Erol programını ele almıştınız. Esra Erol denilen bir kadın varmış, onun bir programı var. Ya bir kadın orada çıkıyor, kocasıyla kavgalaşıyor, çocuk kocasından çıkmadı diye bayram ediyor kadın. Evet. Ee, şimdi de Müge Anlı programında ona yakın bir olayla karşılaştık. Evliyken başka adama kaçan 50 yaşındaki kadını almış ve kocası da yanındayken e, programdalar. Ne olur Allah yanıma gelsin bir Hayır. E ben o kadar da benim yapabilecek bir şeyim evet, yok evet, artık ondan aynen. sonrası kendi elinizde ben ne yapabilirim Kadını tutup da kaldırıp de, evet. senin yana koyacak halim yok. Utanmıyor mu konuşmaya? Sıkıcı mı? Üç tane be. çocuğumu bıraktın mı? Nasıl utanmıyorsun? Ya Allah ya devletimize yani bu konuyu çok söyledik şimdi Esra Erol konusunu ele aldığımız zaman millet şöyle dedi. Şöyle söylüyor. Müge anlı başka canım. Müge anlı öyle yapmaz. Al işte Müge anlı da böyle. Evet. Hani yapmazdı. Yok bu normalde çıkartmıyormuş da bu seferlik adam ka karım kayıp demiş de hep böyle masallar anlatılıyor. Evet. Ya adam kadın karım kayıp diyorsa programa çıkartmana gerek yok. Bulursun karısını. Programa çıkartmadan adama işte burada karın dersin. Yani ahlaka ziyan bir şey. Eğer senin prensibinde Ahlaka ziyan bir şeyi ben programıma çıkartmam diyorsan çıkartmayacaksın o zaman. Yok ondan yok bundan. Bu şeytanın kandırma sanatı işte. Ya benim prensiplerim var. Ben ahlaka bozacak bir şey ama bu seferlik bozayım canım. Bu bu demektir yani. Şeytan da öyle diyor. Senin diyor bir e, duruşun vardı. Onu da bozuyorsun böyle. İçten bir vicdan azabı oluyor ya. Onu da böyle tatmin edersin diyor şeytan. E, sen bunu normalde yapmıyorsun da bu seferlik bundan dolayı yaptın bundan dolayı yaptın da her neyden dolayı yaptıysan ki o mazeretler şeytanın mazeretleri onlardan dolayı ahlakı bozdun. Ben bu çorbaya zehir katmam da bu seferlik şundan dolayı kattım oluyor yani bu. Ama neticede bu çorba zehirli ve sen bunları insanlara ikram ettin. Yani evli bir kadın evli bir adama kaçıyor. Yetmemiş yani onun kocası zaten böyle bir şey duyduğu zaman direkt onu boşaması lazım yetmemiş gelmiş evet, programa evet. orada bir de sen benim karımsın ben seni seviyorum Allah Allah. Ben bir tek sevdi, sevdim Allah. Allah Allah. Allah muhafaza buyursun bu hallerden. Yani evli bir kadının yaşını başını almış bir kadının torun torbaya karışmış bir kadının Ben götürdüm onu. Bu hallere, bu tavırlara, bu durumlara gelmesi zaten bir acay acayip bir durum gelmiş gelmiş böyle şeylerin kulaktan kulağa yayılmaması, örtbas edilmesi, duyulmaması hatta ağza almaktan utanılması lazımken bunlar gitmişler bunu televizyona vermişler. Televizyonda utanmadan bunu yayınlamış. 17 seneden beri cehennemde yaşadım. 3 aydan beri de cennette yaşadım. Büyük ihanete imza atan Muammer Canbaz ve patronunun karısı Sevgi 3 ay önce birlikte kaçmış, geride gözü yaşlı bir eş ve karısının yolunu gözleyen bir adam bırakmışlardı. Yani ne diyorlar? Biz reyting almak için ahlakmış, neymiş? Umurumuzda değil. Biz mahvederiz ortalığı, gideriz. Nasıl olsa arkamızda da bir kitle var. Arkamızda da bir kitle var. Onun için ne yapsak he diyorlar, ne yapsak astik diyorlar. Biz böyle gideriz. Ha, sen iyilikler yapıyorsun ama belki bu yaptığın kötülüklerin de hesabı var. Hesabı var. Onu Allah sana sorar Celle Celaluhu. Yani devletimiz de bu noktada dikkatsiz davranıyor. Dikkatsiz davranıyor. Peki hocam kaldırılmalı mı böyle programlar? Ne dersin? Yani şimdi İnsanımızın çok büyük bir eksiği var bugün ne? Hayasızlık. Hiç utanmıyor mu konuşmaya? Sık ut utanmıyor. Hiç utanmıyor. Mi? Bir tane çocuğumu utanmıyorsun? Evet. Hayasızlık. E, bizim eğitim sistemimizdeki eksikliği çoğu zaman devletimiz dile getiriyor ve bunu düzelteceğiz artık diyor. Anayasamızı da düzelteceğiz. Eğitimimize de artık uğraşıyoruz. Ama uğraşıyorsunuz ama yapmak uzun zaman alır. Ama yıkmak anlık bir mevzu. Evet bir binayı yaparsın 6 ayda yıkmak 5 dakikanı alır yani. Şimdi bu ahlaksızlıkların kapıları kapatılmıyorsa sen istediğin kadar uğraş. Senin 6 ayda yapmaya çalıştığını bunlar bir saatlik programda bozuyorlar zaten. Ahlakı mahvediyorlar zaten. Yani devletimizi bu konuda uyarmak istiyoruz. İnşallah sözümüz kulaklarına gider. Bu hayasızlığa engel olun ister devleti onaylayan devleti destekleyen kanal olsun ister olmasın ahlaksızlık neredeyse ona bir engel getirilmesi lazım. Program kaldırılır, kaldırılmaz orasını bu noktadan değerlendiririz ki bu programlar eğer ahlaka ziyan veriyorsa kaldırılsın. Veyahut da bunun faydaları da var hocam bazı iyi işlerde yarıyor gibilerinden bir açıklama oluyorsa o zaman buna bir kural getirilir. Kanun, düstur getirilir. Kardeşim toplum ahlakına aykırı olan, rütük mütük ne iş yapıyor bilmiyorum ben. Toplum ahlakına aykırı olan ne varsa bunlara bir ayar getirilmeli. Her nokta yani müge anlısıdır, esrar olur vs. programlardır her neyse yani ahlakı bozuyorsa ona bir statü getirilmeli. Yoksa bozacaklar, bozuyorlar da zaten. Ya şimdi görüyoruz yani hani pankartlarda o kadar e, bel altı konuşmalar var ki. Evet. Ama bugün haberlerde belki görmüşsünüz. Boğaz içi eylemi için soyundular. Kim bir de bunlar? Ha bunlar cahil insanlar değil. Bunlar üniversite okumuş insanlar. Üniversite okumuş olan insan soyunuyor çıplak. Garibi de o zaten. Yani. Öyle olması garibi. değil mi? Evet. Soyunuyor neymiş göya so soyunarak e şey yapacakmış. Eylem yapıyormuş. Ya soyunarak eylem mi olur ya? Tamamen e rezillik olur başka bir şey olmaz yani. Neyin eylemini yapıyorsun sen? E bu ahlaksız durumlar nasıl geliyoruz? Böyle geliyoruz işte. Böyle geliyoruz. Ses çıkartmıyoruz. Programlar yapıyor. Rezil programlar yapılıyor. Ahlak dışı, ahlak azı ses çıkartmıyoruz. E onlar bir saatte bütün ahlakı mahvediyorlar. Sen altı ayda, bir senede, altı senede uğraş düzeltmeye. Düzeltmeye. Onun için devlet kaldırsın eğer kanun koyamıyorsa, bir düstur, bir kural koyamıyorsa kaldırsın. Kaldırsın. Ha koyarım ben diyorsa koyması lazım. Yani bu ahlaksızlıkların hesabı verilmez sonra. Allah muhafaza buyursun. Kurtarılamaz ondan sonra yani. Kim yaptı bunu şimdi? Kim yaptı? Bu hale bizi kim getirdi? Biz getirdik. Biz getirdik. Oraya bir kanun, oraya bir kural koyamadık yani. Koyamadık. İslam'ın aleyhine olanlara bir söz söyleyemedik. Bu İslam dışıdır. Ne örfümüze uyar, ne adetimize uyar. Diziler yapıyorlar. Saçma sapan diziler. evli olmayan Gayrimeşru ilişkiler. Gayet aleni bir şekilde bu dizilerde yapılıyor yani. Gayet normalde gösteriliyor. Sıkıntı da yok. Bu diziler yayınlıyor yayınlanıyor. E ondan sonra fuhuş yayıldı. E sen fuhuşun zaten reklamını dizide yaptın. Dizide yaptın. Nasıl bulacağını, nasıl buluşacağını hepsini orada gösterdin zaten. Sen devlet olarak bunu izin verdin. Bunu reklamının yapılmasına, buna teşvike izin verdin. Orada teşvik edilen sonra gerçek hayatta. Orada da yapılıyor zaten. Onlar sayılmıyor değil yani. <laughs> Dizilerde yapılan o hani şimdi insanımız öyle bir algı içerisinde o sanat yapıyor canım. Kameranın önünde olduğu zaman rezalet rezalet olmuyor yani. Öyle halbuki daha büyük rezalet. Kameranın arkasında olsa gizleyeceksin belki. Allah affedecek hemen. Celle Celaluhu. Kameranın önünde herkesi şahit kıldı. Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyorlar. Kullul e Kullu zunubi mu'afen illel mücahirun. Bütün günahlar affedilir ancak mücahirlerin ki hariç. Kimdir mücahir ya Resulallah dediler. Bak gizlide yaptığı günahı açıkta anlatan. Bak, anlatanı dedi. Nerede gösteren yani? Ortada yapan nerede? Gizli yaptığını anlatanı dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi bu, bu kadar insanı şahit kılıyorlar. Ha bak yeni bir şey daha duydum. Avrupa'dan iki tane e, kişi geliyor. Bunlar şeyci. Bu işte kamera önünde cinsel ilişkiye giren rezil tayfadan. İsimlerini söylemek bile ahlak zıttır diye söylemiyoruz yani. O tayfadan gelip burada şey verecekmiş. E, cinsel eğitim verecekmiş. Avrupa'da var ya hocam. Cinsel eğitim. He yani. burada. Hangi ahlak... Hangi töre? Şimdi bize söylüyorlar biz böyle giyindiğimiz zaman hepsi diyorlar ki e, biz işte Türküz. Arap adetlerini istemiyoruz. E bu Türk adeti mi? Bu aldığınız. Türkler hayasız mıydı? Türklük hayasızlık mı demek? Avrupa'dan gelen bütün hepsine buyurun. İslam'dan gelenlere bir Arap değiliz. Biz Türküz. Şeytan oyumlarına görüyor musun? Neticede ben Türk milletine utanmıyor musunuz diyorum siz. Böyle bir şeyin. Ya bu zaten size hakaret siz bilmiyormuşsunuz gibi bir tavır var zaten. Bir de ayrıyetten bu rezalet nedir ya? Biz hani sütçü imamların torunuyuz. Biz başındaki örtüyü peçeyi kaldırdılar diye savaş açtık. Hem de zor durumdayken yani. Kalkıp böyle rezillikler bizim milletimize geliyor. Okullarda bunlar ders verecekmiş. Neyin dersini verecek bu? Yani kameranın önünde para verilen, para verildiği düzeyde her insanla ilişkiye giren bu tip insanlar bizim çocuklarımıza neyin dersini verecek? Zina yapmanın dersini verecek yani. Nasıl rahat zina yaparsınız? Böyle. Bir de hocam Müge Anlı e, imam nikahını da kabul etmiyormuş zaten. Dini nikahı. <laughs> Ya Müge Anlı kim ki zaten öyle bir şey? Dediğiniz noktaya geldi onun için. Ee, evet. geldi Müge Anlı kim ki onun kabulü ya da gayri kabulü bizi ilgilendirsin? İslam bir şeye var dediği zaman bu doğrudur, olmalıdır, bu ahlaktır, bu güzeldir dediği zaman o vardır. Bin tane, yüz bin tane hatta bütün kadınlar Müge Anlı olup itiraz etse ne olur? Müge kim kabul etmiş ki? Onun görüşlerini kim kabul etmiş ki? İslam'ın karşısında koyalım. İşte bu yine aynı Firavuni, evet. Nemruti tavır. Ben kabul etmiyorum. Sen kimsin ki? İslam buna var dedikten sonra sen kimsin ki? Allah var dedikten sonra sen kimsin ki? Sevgili diyormuş. Sevgililik var mı bir kere? İslam'da sevgililik mi var? İslam diyor ki göreceksiniz, beğeneceksiniz, nikah yapacaksınız. Böyle. Öyle flört etmek, sevgililik... Nikahtan sonra git istediğini yap. Al kızı gezdir. <laughs> İstediğin gibi yani. Ama nikahtan sonra Dedik ya işte anlı kim ki onun kabulü bir e, değer olsun bizim için. Ama işte bizim Müslüman insanlarımızın e, acayip tavırları gidip olur olmaz insanları başlarının üzerine koyuyorlar. Sonra anlı kabul etmiyor. Ya kabul İslam sana bunu var diyorsa, İslam kabul edeceksin diyorsa, İslam bu bir kanundur diyorsa kim bunun karşısında durabilir ya? böyle saçma sapan işler, fiiliyatlar yapıyorlar. 2 3 tane veya da 4 5 tane doğru yaptı diye insanlar da onların ağzından çıkan her sözü doğru zannediyorlar. Kadınlar da zaten kendilerini haklı bulacak olan Konuşmayı emin olun şeytan yapsa şeytanı beğenirler. Öyle tavırlar yani. Yeter ki onların tarafından konuşsun, onların istediği bazda konuşsun. Ya bu Allah'ın dinine aykırı, kimse orada telefon açıp demez. Burası Müslüman bir ülke, mügeanlı hanım. Allah'ın kanununda imam nikahı diye bir şey var. Siz imam nikahına nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? yok. Yok. Allah ıslah etsin diyelim. Ne diyelim? Allah'ın dininin kuralını kabul etmemek ne demektir yani? Peki hocam takipçilerimiz e, dini nikah istismar edenler var demişler. Bu yüzden de oluyor. onun için Müge Anlı da böyle diyor diyor. Bak görüyor musun takipçilerden evet. de şey var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Müge, Müge Anlı'nın avukatları var bak <laughs> ya kardeşim bakın hakkani bakış diyoruz. Hakkani bakmayı öğrenin. Basiret sahibi olalım. Bir ülkede zina gırla giderken dini nikahın istismarından konuşulması basiret sahibi insana yakışmaz ki. Adam sana diyor ki ben her akşam bir duble rakı içerim. Sen gelmişsin bana soruyorsun. Bu adama biz ilaç yazacağız da içinde alkol olanım yazsak alkol olmuyor. Ya adam zaten her akşam rakı içiyor yani. Bir şişe rakıyı götürüyor. Sen gelmişsin bana diyorsun ki bunun tedavisindeki kullandığı şey caiz mi değil mi? Bundan konuşuyor yani. Önce önce içkiyi kaldıracaksın. Önce zinayı kaldıracaksın, fuhuşu kaldıracaksın, flördü kaldıracaksın. Ondan sonra hangi kanun istismar ediliyorsa onun gereğini yapacaksın yani. Zina uçmuş giderken insanlar zinaya dört dola koşa giderken buradaki dini, dini nikah yapmış. Onun dini nikahı acaba istismar edecek mi etmeyecek mi? Bu konuyu tartışmak akıllı insanın yapacağı iş değil ki. Kol kopmuş diyoruz adam buradaki ufacık yarayla bizi evet. acaba yara mı olacak o da değil. Şöyle yani olacak mı olmayacak mı? Kolum kenarıya sürtecek acaba yara olur mu olmayacak mı? Bu mesele. Yani hakkani baksın kardeşlerimiz. Hakkani baksın. Gemimiz alttan delinmiş <laughs> batıyoruz yani. Bunu kapatmakla şu an uğraşıyoruz. Acaba ileride birine çarpar mıyız, çarpmaz mıyız? Korkusu o sonradan <laughs> konuşulacak mevzudur yani. Onun için istismar mevzusu ikinci kademede ilgilenilecek bir mevzu. Önce zinayı kaldıralım. Zinayı kaldıralım. Kimse nikahsız bir şekilde kimsenin eline de el sürmesin, kimseyle bir ilişkiye de girmesin. Ha biz bütün ilişkileri nikahla yaptıktan sonra Allah'ın istediği nikahla Ondan sonra o nikahın da gereği ney ona dikkat edeceğiz. Evet. Allah'ın izniyle celle celaluhu. Hocam insanlarda değişik bir algı var. Bazı şeyleri hocalara yakıştıramıyorlar. Mesela spor yapmak gibi. E, bu gibi durumlarda insanlar ne kadar haklı olabilirler? Yani bizde düstur İslam'dır. Evet. İslam ne dediyse o hocaya yakıştıramıyorlar spor yapmayı. E, hocaya hastaneye gitmeyi yakıştırıyorlar mı? yakıştırıyorlar. İlaç içmeyi yakıştırıyorlar mı? Yakıştırıyorlar. Ama hastaneye gitmesin, ilaç içmesin diye spor yapsın yakışmıyor. Hocaya sofrayı kuruyorlar bol bol yok hocam diyorlar. Çok yedirmeye yakıştırıyorlar mı? Yakıştırıyorlar. O çok yedinin biz <laughs> eritmesi var sonra. E nasıl eritecek bunu adam? Velhasıl e efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem spor yapmış mı? Yapmış ne yapmış? At binmiş, ok atmış, ondan sonra yüzmüş, koşmuş, güreş yapmış. Değil mi? Onun için spor yapmak, bedenin sıhhati için lazım olanı yapmak, sağlık için, sıhhat için, Allah'ın verdiği nimeti muhafaza etmek için bunu hoca da yapar, hacı da yapar, herkes yapar bunu. İsteyen yakıştırsın, isteyen yakıştırmasın. Hocalar çok iyi veya spor yapmayıp şeker hastası olup durmadan ilaç kullanan bir tipler mi olması gerekiyor yani? Böyle. Aslında spor yapmasın demiyorlar da at binsin diyorlar. E at binsin diyorlar da at binmek yani nasıl biliyorlar? Spor anlamında mı <laughs> at binmek ne kadar biliyorlar mı onlar? Şimdi bu at binmeyi benim kadar seven bilmiyorum kaç kişi çıkar yani. Ya bizim bir talebemiz de vardı Ahmet Hoca. Onunla birlikte at binmeyi çok seviyoruz diye köyde hem de at aldık. Köyde bak köyde at aldık başımıza bela oldu. Ne komşular rahat duruyor. O komşu da yani ayda bir, iki ayda bir gelen komşu. Evet. Ondan sonra atın biraz kokusu geldi diye şikayet edeceğim sizi. Kimse at istemiyor. Köyde istemiyorlar yani. E ayrıyetten atın bakımı var. At her gün yiyor. <laughs> Kaç para? Sen bugün spora gidiyorsun. Ayda veriyorsun 100 lira, 150 lira. At eğer kendin bakacaksan ayda 300 lira yiyor, 500 lira yiyor yani. Öyle. Ondan sonra... Koyacak yeri var onun. Bakmak gerekiyor. Her gün koşturmak gerekiyor. Bize getirdiler bir at mesela. Yarıştan çıkma bir attı yani. E veriyoruz veriyoruz bir şey yemiyor at. <laughs> yani Özellikle yiyor külü almıyor. Zayıfladı ölecek diye korktuk. Verdik Allah'tan bir cemaatin. Bizim bir tanesinin kardeşinin kayınpederinin çiftliği vardı. Aldılar o atı. E sonra tabii çocuklar yine at istedi talebeler. at bindiriyoruz köyde onlara ondan sonra da Mehça Hoca bir televizyona bir film tadizisi vardı. Oradaki bir kardeş de bizim sohbetleri dinlermiş. İsmini neyse vermeyelim şimdi. Bilmiyorsun. <laughs> Bu FETÖ mevzularından sonra her şey sıkıntı oldu ya ismini söylemeyelim. <laughs> o da demiş ki ben size at veririm hocam. Bu Edirne sohbetinden döndük herhalde. İzmit'te o Seka Park'ta çekiyorlarmış Seka herhalde Park o yani. film dizisini. O da oraya da gittik. Kapıda durduk. Adam bizi içeriye alacak. Diyor ki İçeriden tabi haber gelecek ya. Ya ben de sizi diyor çekim için geldiniz zannettim. Böyle <laughs> elbiseler böyle ya. Üstümüzdeki de dizi kostümü zannetmiş. Filinta <laughs> Mustafa geldi deseydiniz hocam. <laughs> <laughs> Filinta Mustafa değil de Derviş Mustafa diyecektik. Allah <laughs> dervişlere yazsın. <laughs> Neyse girdik atı gördük beğendik. Adamlar bak devamlı onu koşturuyorlar. Bir de ayarlamışlar çok güzel. E, ata bindi koşturuyoruz dört nalata. Şeyini böyle gemi var onun. Biraz böyle çekiyorum böyle gidiyor. Biraz böyle çekiyorum böyle gidiyor. Ata bakacaksın öyle evet. bakacaksın ya yani. E at bizde kaldı bir hafta delirdi yine. <laughs> her gün koşturmuyorsun ya onu. Bindirme bu sefer üzerine. Yani onun seyisi lazım. Bakımı falan bayağı bir zor yani. Evet, zor. Evet. Kışı var bir de bunun. E her gün koşturmak lazım. E ne yaptık mecbur. Bakamıyoruz, edemiyoruz. E sattık tabii tekrar onu. Şimdi bakımı bu kadar zor bu zamanda. Tek başına yapacaksan bunu. E yok gidip de bir yerde bineceksen, şimdi spor salonu adam bir ayda veriyor 100 lira, ata bir kere binmekte 100 lira veriyor. Şimdi o at binsin diyen arkadaşlar açsınlar bir şey. <laughs> at harası açsınlar, gelelim bize ayda 100 liraya bindiriyorlarsa binelim böyle her gün yani. Bunları biliyoruz hani Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri de bize hani mızrak atın ki biz bunları uğraştık. Hatta ok okta ok var, talebelere okta ok attırıyoruz falan burada. Aa zor bu işler. Yani kolay değil diğer şeyler gibi. Vücudun sıhhati ben şimdi mesela şahsen kimse sevmez. Belki de ben hastaneye gitmeyi hiç sevmem. Yani mizacı olarak. Beklemeyi de çok sevmem yani. Kokuyu da sevmem. Allah'a öyle bir mizac vermiş Celle Celaluhu. Ne il, ilaç yani hamdolsun hayatımıza zaten alışkanlığımız yok öyle hap falan içmeye. Bitkisel genelde tedaviler. Allah sıhhat versin Celle, Celle Celaluhu herkese. E, neticede e, o sıhhati muhafaza etmek için gereken neyse sünnetlerin ışığında efendim, sünnetin ışığında spor yapmaksa, koşacaksa, koşacağız arkadaş. Millet gülüyorsa, millet hoşlanıyorsa, hoşlanmıyorsa kendileri bilir yani. <laughs> e, onlar beğenmiyorlar diye biz bu sıhhati sokağa atacak değiliz. Allah'ın verdiği bir nimet bu. Celle Celaluhu. Hocam. Yani onu ben e, söylemek Hı. istiyorum. Hani hocalar çok yiyor. Kimsenin derdi değil. Hocalar çok yer diyor. Alışkın şuna şimdi. şimdi. E ondan sonra hocalar şeker hastası oluyor. O da kimsenin derdi değil. Hocaların ayağı ağrır, şurası ağrı, burası kimsenin derdi değil. Hocalar spor yapıyor. Hocalara yakışır mı oluyor? Yani bu akıllı bir yaklaşım değil yani. Bir sorumuz var hocam. Hı. Şeyh Efendi Hazretleri'nin yoluna nasıl katılabiliriz? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu gönül yoludur. Gönül olarak Şeyhimiz Hazretlerini, Şeyh Mehmet Efendimiz Hazretlerini Şeyhi olarak yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gitme yolunda bir önder olarak kabul ettik, teslim olduk. Gön gönlü böyle tamamen teslim olduysa, muhabbetiyle dolduysa Şeyh Efendi müridir artık. Ama tabi bu biat dediğimiz el ele tutuşup o verdiği e Şeyhimizin söylediği, bizim tekrar etmiş olduğumuz o mübarek kelimeleri söylemek sünnet-i şeriftir. Resul-i Ekrem bu biatı aldı sahabisinden. Evet. Beyat-ı Rıdvan var. Akaba biatı var. İşte o sünneti icra etmek için de hangi şehirde bulunuyorlarsa İstanbul'a gidip şeyhimiz hazretlerine gidebiliyorlarsa gitsinler tabii ki. Gidemiyorlarsa da bulundukları mevkideki şeyhimizin vekili kimse ondan biat alaraktan bu sünneti de icra ederler. Ama aslen gönül yoludur bu. Gönül kabul ettiği zaman Tamamdır. Hani imkan buldu mu da tabii bir atını alması gerekir yani. Hocam Hanefi mezhebinde... Bunun için hani bir ön şart, bir kabul şartı evet. falan yok. Gönlü muhabbetle dolan herkes gelir, evet. bir atını alır. Herkese kapımız açıktır. Yani bunun için şu statüde olmak lazım, şu sınıfta olmak lazım diye her kesimden insanlar gelip tarikatımıza dahil olabilirler, cemaatimize girebilirler yani. Hanefi mezhebinde hocam akşam namazından önce sünnet kılınabilir mi? Hanefilerde normalde bu mekruhtur. Ama evet. şimdi tarikatı aleye girdiğiniz zaman <laughs> şeyhimiz hazretleri orada artık sizin imamınız odur. O e, mezhepler içerisinde bazı ki bu hani akşam namazından önce kılınan iki rekatlık sünnet asli fetvaların asli meseleler içerisinde değil. Fer'i meseleler bunlar. <laughs> Bazı fer'i meselelerde farklı mezhebin görüşünü alabilir. Kalben o daha mutmainlik ona vermiş veya da huzur veya da bir manevi pencere açılmıştır belki oradan olabilir. Ve onu devam ettirebilir yani. Ettirebilir. Onda bir ziyan yok. Hani bir hanefi olarak bizler akşam namazından önce iki rekat Nakşibendi Hakkani kolu olarak iki rekat sünnet kılıyoruz. Bu mezhebimize aykırı bir şey olarak gözükmesin yani. Tazminat davası açıp alınan ücreti fakir fukaraya dağıtmak caiz olur mu? diye sormuşlar. Şimdi bu tazminat davası ne için açıyor? Bunlar evet, önemli. Tabii. Evet. Ne için açıyor? Mesela kendi hakkı var idi de o hakkını ödemediler diye. Kendi hakkını almak için açıp da kendi hakkını aldıysa kendi parasıdır. İstediği gibi dağıtabilir. Evet. Ama onun öyle bir hakkı yok. Mesela kadınlar Şimdi boşanıyorlar. Kadının hakkı nedir orada? Eğer mihri ödenmediyse mihri ödenecek. Ve çoluğu çocuğu varsa baba çocuğun yiyeceğini içeceğini alması gerekiyor. Bu babanın vazifesi. Ama kadın kalkıp bunun üzerine bir de nafaka istiyor. Değil mi? İslam'da nafaka yok ki. E şimdi gitti verdi mahkemeye tazminat davasından aldı bir sürü para. Hiçbiri helal değil. Helal değil yani. İster fakir fukaraya dağılsın, ister ne yaparsa yapsın. Allah'ın indinde sorumludur. Vebal vebal vardır üzerinde yani. Allah muhafaza da buyursun. Hemen de yakın bir soru geldi hocam. İslam'da kadının evlilik hakkı nasıldır? Ha şimdi bu çok derin bir mevzu ama kısa tabirlerle anlatmak gerekirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amirun şavirun nisa'e فِي ve وَاَنْفُسِهِنَّ diye hadis i şerif var. Kızlarınızı evlendirirken hanımlarınıza sorun veyahut da kızlarınızın kendilerine sorun ee, kimle evlenmek istiyorlar. Hani böyle her geliş güzel değil de. tabi biraz da dengine ee, öğreterek tabi bunlar da hani o anda olmaz kız gelmiş 22 yaşına hiçbir şey öğretmemişsin yani kız da gitmiş e... İpe sapa gelmeyen birisini istiyor. E şimdi 22 yaşından sonra öğretemezsin ki ona bir şey. Onun için hani vaktiyle yetiştirip çocuklarımızı İslam üzerine. Ondan sonra da onlara uygun olan kişiler gelip onları istediği zaman kızlarınıza sorarsınız. Onlar da istiyorum dediği vakitte onları evlendirilir. Evlilik çağı tabii ki İslam'da kız için بلو çağına ermesinden 15 16 17 yaşlarından başlıyor. Ama dediğimiz gibi hani İslam'ın bir tek burasından tutup gidemiyoruz. Hani İslamen yetiştirmemiz lazım çocukları ki bu sünnete de sünneti de icra edebilelim. Ama biz çocuklarımızı şu an maalesef İslam üzerine yetiştiremiyoruz. Onun için 15 yaşında nerede 20 yaşında bile daha büyüyemiyor çocuk yani. Onun için bu takım sünnetlerin icrası da sıkıntı oluyor. Ama keşke bu noktalara dikkat edilebilse de Efendimizin sünneti yerine getirebilse. Bu sünnetler icra edilmedi mi ne oluyor? İşte şu zamandaki gibi oluyor. Evlilikler ne oldu? Sonraya atıldı. 22, daha 25 gidecek. 30 gidecek yani. Bunlar daha ileriye de gidecek. E, bu neye hizmet edecek? Hani 30'da evlensin kızım ne olacak diyorsunuz ya hani? 30'da evlendiği müddet evlendiği vakitte kız, kızın artık yaşantıdan bir yol almış, gitmiş. Artık diyor ki bana benimle evlenecek adam şöyle olması lazım, böyle olması lazım. Ev alması lazım, araba alması lazım. Ondan sonra bir de 15 yaşındaki, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun bakışıyla bakmıyor ki. 17 yaşındaki kız hani çoğu eksikleri görmez bile. O eksikliklerle birbirlerini beğenirler. O eksiklikleri de alıştırırlar. Birbirlerini tamamlarlar. Ama 30 yaşındaki bir insan her eksiği görür artık. Zaten kendi kendine idare edecek bir noktaya kendinde görüyor. E i̇sterse olur istemezse olmaz. Ben böyle giderim gibisinden bir düşünce de hasıl. Evde kalma kelimeleri de şeytan bunları kaldıracak zaten ileride. Şöyle bir düzen olacak. Mesela Kıbrıs'ta şöyle bir şey vardı. Biz Kıbrıs'ta yaşarken. Şimdi burada da aynı şey geliyor yani. Evlendi boşandı. Şimdi hani e, evlenmemiş evde kalmış dendiği zaman rencide oluyor ya. Ne yapıyorlar? Evleniyorlar bir ay sonra boşanıyorlar. Böylece kıza sordukları zaman sen evlendin mi? Kız diyor ki evlendim boşandım. Ha, evde kalmadım ben ya yani. Evlendim ayrıldım. Böyle onu da atmış oluyor yani. Netice bu tarz algılar, anlayışlar, sünnetten uzarıya gidiş, uzağa gidişler zina kapısını açar. Aynen bugün olduğu gibi millet zinaya koşar, evlilik zorlaşır ve belalar üzerimize gelir. Onun için biz çocuklarımızı İslam üzerine yetiştirip erken yaşlarda evlendirmeye gayret edelim. Dünya ne yaparsa yapsın biz İslam'ın sözünü dinleyip takip edelim inşallah ve çocuklarımızı İslam üzere yetiştirdiğimiz zaman tabii o çocuklarda ne olacak? İslam'a uyan, İslam'ı yaşayan, İslam'ı yaşatacak olan erkeği isteyecektir. Onlarla bir güzel hal yuva kurarlar, evlenirler. Bunlara dikkat edilir. Yani damat adayında çok para kazanması değil, Allah'tan korkması özelliği aransın. Böylece ne var? Çocuğuna zulmetmez, kızınıza zulmetmez. Ona güzel bir şekilde bir yuva kurar inşallah yani. yaşamır, evet. evet rahat derken hani zengin yaşamdan bahsetmiyoruz bizi huzurlu, huzurlu. yaşamdan bahsediyoruz evet daha, evet daha doğru oldu Evet. hocam bir soru yanlış sormuşuz takipçimiz İslam'a göre kadın kaç defa evlenebilir diye sormuş <laughs> kocası boşandıysa yani evlenip boşanıyorsa boşuyorlarsa evet. onu diyeyim onun bir sınırı yok. Ama tabi bu da İslam'ın ahlaka da çok uygun olmaz tabi. Yani devamlı birileri onu boşuyorsa hani derler niye <laughs> ne yaptın ki kocana seni boşadı diye. Ve onun İslam'dan bir sınırı şu kadar olur bu kadar olur diye bir şey yok. E, ee, kocası boşar yalnız kadını. Kadın boşamaz yani. Kocası boşadıysa başka birisi de onu alıyorsa evlenir. O boşadıysa, başka birisi olmasa, evlenir. O İslam'a bir sınır evet. getirmiyor. Ama yani hani devamlı birileri de boşuyorsa, hani bu işi ne hale getirmişler, ne yapıyorlar, nasıl gidiyorlar, bunda bir hastalık olduğu ortaya çıkar yani. Biz burada e, sünneti icra mı etmeye çalışıyoruz, keyfimizi mi icra etmeye çalışıyoruz, buraya bakılır. Evet. Eğer keyfimizi icra etmeye çalışıyorsak, eee o bir leke olarak da insan üzerinde kalır, kızmayacak o zaman o lekeye yani. Her şey üstün ahlak için yapılmalı. Ahlakın muhafazası için yapılmalı yani. Ulvi niyetler taşıyacak Müslüman yaptığı işlerde, ulvi niyetlerle yapacak yaptığı işi yani. Hocam krediden uzak durulması gerektiğini anlatırken dalga konusu oldum demiş bir kardeşimiz. Nasıl Hı. hareket etmeliyim diye sormuş. Ama biz ne hangi konu dalga konusu olduğunu bilemeyiz ki burada. İşte bu akşam biraz kapalı sorular geliyor hocam. <gülüyor> <gülüyor> Pek ayrıntılı. Şerh etsin gibi. arkadaşlar evet. bunu. Niye dalga konusu olmuş ki? Ne açıdan dalga konusu olmuş? Ya <laughs> insanımız şu noktayı kaçırıyor. Bakın. Bir kere en büyük hastalıklar kanaatsızlıktan doğuyor. Kanaatsızlık da dünya sevgisinden kaynaklanır. Dünya sevgisi insanın kalbine dolduğu mu kanaatı yaptıramazsın ona yani. Onu da istiyorsun, bunu da istiyorsun, şunu da istiyorsun. Hepsini alacak. Kanaatkar bir kalbin sahibi olsak lazım olmayan şey el uzatmayacağız zaten. Lazım olan şey el uzattığımız zaman yardımcımız Allah'tır. Celle Celaluhu. O elini uzattığın şeyi Allah senin eline getirir. Subhanallah. Hiç anlamazsın bile yani. Onun için kanaatsız olduğumuz vakitte ne yapıyoruz? Her şeye el uzatıyoruz. El uzattığımız şeyleri alacak gücümüz de yok. Bu sefer gidip kredi çekiyoruz. Hiçbir şey düzelmiyor onun için. Ama kanaatkar kullar olsak, bir ihtiyacımız var. Alacak kuvvetimiz olmazsa da Allah'a el açarsın Celle Celaluhu. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ikram eder. Ki ediyor da yani. Ediyor da bol bol ediyor hani. Bir istiyorsun on veriyor Allah Subhanahu ve Teala. Onun için insanlarımıza bunu tavsiye edelim. Önce dünya sevgisinden bir geri çekil bakalım. Hocam nasıl dünya sevgisinden geri çekiliriz? Ha. Dünya sevgisi öyle bir şey değil. Artık sevmeyeceğim deyince sevilmeyen bir şey değil bu dünya yani. Dünya sevgisinden geri çekilmek için dünya sevgisini kalbinden çıkarmış olan o zatların peşinden gitmek gerekiyor. Hani biz hani 10 metre öteden kaçıyoruz ya Evliya-i Kiram, Evliya-i Kiram dendiği vakitte. O zatların peşinden gideceksin ki dünya sevgisi kalpten çıkacak. Onlar çıkartmışlar. Sen de onların takip edip çıkartacaksın. Sonra kanaatkar bir kul olacaksın. Kanaatkar kul olunca da ne olacak? Lazım olmayanı el uzatmayacaksın. Lazım olana da el uzattığın zaman yardımcın Allah'tır. Sübhane ve Teala. Onun için insanımız lazım olmayan el uzattığı için kredi çekmek mecburiyetinde kalıyor genel olarak. Allah'ın yardımına sığınamıyor. Sığınsa bile yardım gelmiyor. Evet. Ayrıntı geldi olacak. hocam bu arada. Sözünü He. kestim. Ee, bu kardeşimiz askermiş. He. Birlikteki arkadaşlarına devamlı kredi çekmeyin diye telkin ediyormuş. Bu noktadaki ısrarı üzerine dalga konusu olmuş. He. İşte o bu, bu tip şeyleri dal konusu olacağız kardeşim, mecburen olacağız çünkü e, o diğer asker kardeşlerimizi yetiştiren yerler İslam üzerine yetiştirmediler. Evet. Onun için hani bir takım gruplar var, biz de bunlarla karşılaştık mesela. Bunu bir geçim kaynağı olarak e, görüyorlar, babasından kalan para adam şöyle keyifle anlatıyor bunu yani. Kalan parayı koyacağım bankaya faiz diyeceğim geçeceğim işte oh. Hani faiz harammış falan haram. bunun işi duymamış bile yani. Bunun işi duymamış bile. Onun için hani bu insanlara önce hani faizin haram olduğunu hatta zinanın haram olduğunu bile bilmeyenler var. Öyle yaşamış hayatı boyunca. Yani e, zaten bir takım sapık hocalar da var. İki kişi e, bu işi istediği zaman zina olmaz diyor onlar da yani. İki tarafta razı yani tecavüz zina olurmuş. Geriz yine olmaz. Böyle düşünen hocalar da var. Hoca denmez tabii onlara da sapık güruhlar. Neticede bir sürü haramlar var. Bunların haram olduğuna daha bilmiyor insanlar, çoğu insanlar. Onun için biz bunlara önce Allah'ı, Allah korkusunu anlatalım, öğretelim. Sonra da Allah'ın kurallarına geliriz. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu öğretiriz. Yoksa dediği gibi dalga geçilecek bu konular. Dalga geçer insanlar yani. Bilgisiz oldukları için, cahil oldukları için. Yine aynı kardeşimiz yazmış hocam. Ee, Arkadaşlarımız aslında namaz kılmayanlar çok diyor. Onlara karşı nasıl davranmalıyız? Herhalde onu da telkin ediyor. Hı hı. Namaz İşte biz o noktaya işaret ettik ki önce Allah'ı tanıtsın. Evet. Rabbimizi anlatacak subhanehu ve teala. Yani bu göğü yağdıran kim? Yerden yeşirten kim? Bak. Ee, mesela yeni başımızdan geçen bir olay. Herkes susuzluktan korkarken Allah birden kar yağdırdı. İkram. Sübhane ve Teala yani. ikram eyledi. Bunları yapan Allah Sübhane ve Teala. Yani alemde Allah'ın nimetleri hadsiz, sınırsız. insanın vücudunda da sınırsız. Bunları hatta belgesellerden de çoğu e, bilgiler elde edilebilir. İnsanın vücudundaki mucizeler, etraftaki hayvanlardaki mucizeler bunların Bilgilerini edinsin, Rabbimizi tanıtalım önce. Allah'ın yüceliğini, Allah'ın Resulü'nün büyüklüğünü anlatalım. Ki insanların kalbinde bir muhabbet doğsun. Hem haşyet hem korku hem muhabbet Allah'a karşı, Subhanahu ve Allah ve Resulüne karşı. Bunları oturttuktan sonra kalplerine, he işte o Allah, o yerin göğün yaratıcısı emrediyor. Diyor ki kulum namaz kıl. Kulum oruç tut, faizden kaç diyor dediği vakitte kalpler titrer o vakit. Ama bunları hiç öğretmedikten sonra insan yaşadığının esiridir demişler yani. Etrafında ne oluyorsa o da öyle gidiyor. Duymuyor seni. Tabiri caizse sele kapılmış suyun da altında gidiyor bu insanlar. Sen suyun üzerinden istediğin kadar var. Bir işe yaramıyor. Bu insanları kurtarmak için önce tutacaksın elini suyun kenarına bir çekeceksin. Bu dediğimizde işte Allah'ı tanıtmak dediğimiz bu, bu mesabede yani. Kenarıya çekeceksin ondan sonra anlatacaksın. Bak bu sel cehenneme doğru gidiyor ya da bu uçurumdan aşağı atıyor insanları diye. Öyle öğretebiliriz yani. Susma orucunun dinimizde yeri var mıdır hocam? Neyin? Susma orucunun. Yok susma orucu ehli kitaptaydı. Din İslam'da susma orucu diye bir şey yok. Din İslam'daki usul efendimizin buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem fal yekul hayran evli yeskut. Mani kana yu'mine billahi ve'l-ahir fal yekul hayran yeskut. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır ile konuşsun ya sussun. İslam'ın usulü tamamen susmak değil, hayırsız konuşmamak. Bunun üzerine kasıtsız işine yaramayan kelamlardan uzak durmak ki zaten bunu da hani oruçlu Oruç tuttuğu noktada e, sınırlar içerisinde mu muhafaza ediyor ya, Müslümanlar bunu her anında muhafaza etmesi gerekiyor. Hayırsız konuşmamayı, tutarsız konuşmamayı, e, günaha sokacak konuşmayı yapmamayı kendine adet edilmesi gerekiyor yani. Susma orucu ehli kitapta idi, bizim dinimizde yoktur. Dini İslamda yoktur. Zina'yı suç olmaktan çıkaran bir kanun var hocam. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Yanlış işte o kanunu kabul eden Reisi de yanlış yaptık dedi. Bunlar düzelmeli. Düzelmeli. Düzelmeli bunlar. En yakın zamanda düzeltilmeli. Hani zina'nın suç olduğu bu bir ortaya konulmalı bir ve hani teşhir eden her müesseseye belirli bir kanun getirilmeli. Yani bu fuhuş, bu İslam'ın izin vermediği şey. Bunu nasıl yaparsınız? Ahlaka aykırı olan şeyler yasaklanmalı yani. Bu bizim için hani insanımız hürriyet diyor. Bu hürriyet değil. Bu hayvaniyet. Hayvaniyet. Sen öyle bir şey istiyorsan çık şeye. Ormana git, hayvanlarla beraber yaşa. Onlara serbest istediğini yaparlar yani. Ortada veya da kenarda nasıl yaparlarsa. Evet. Bu hürriyet değil, bu hayvaniyet, insaniyet ve medeniyet onu gerektirir ki bu tip işler özeldir. Özeldir. İnsanın cinsel hayatı özeldir. Bunu teşhir edemez. Helaliyle olsa bile yani. Nerede kaldı haram? Onun için bu noktalara dikkat etmek gerek. Zinanın e, yasaklanması lazım. Bir, bir de zinaya teşvik eden Veya teşhir eden noktalar Düzenlenmesi lazım ki Bu hani bu tip Bu düzey insanların bunu e, Nasıl düzeltecek Yani Mehdi Aleyhisselam'dan Önce bunun düzelebileceği pek de gözüküyor Diyemeyeceğim yani Diyemeyeceğim çünkü Ahlaksızlığı mıknatıs gibi Çekiyor bu insanlar Ama Allah'ın kanunlarını e, O Keennehum humurun mustenfirah Ferret min kasvara diyor ya ayeti kerime. Hu, o huysuz eşekler gibi aslanı görünce nasıl kaçıyorlar? İslam'ın ahlakını, adabını, ahkamını gördüm. Öyle kaçıp gidiyorlar yani. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Amin. Celle Celle Murat'ın ermek için bir dua tavsiyesi isteyen kardeşimiz var hocam. Böyle Muradınızı elinizi dua açtıktan sonra Rabbimize hamdü sena ediniz. Salatu selam Efendimiz'e getiriniz. Günahınızdan, günahımızdan istiğfar edelim. Sonra istediğimizi, Rabbimizden isteyeceğimizi isteyelim. Peşinden yine salavat ile duamızı mühürleyelim. Allah'ın izniyle makbul olur. İki ezan, ezanla kâmet arasında getirirsek yine makbul olur Allah'ın izniyle. Farz namazlardan sonra bunlar bir rivayete gelmiş yani dua'nın kabul olacağı anlar diye. Farz namazlardan sonra ezanla Kamet arasında, Cuma namazında iki ezan arasında e, normal ile akşam arası var ama özellikle hususen Cuma gününde e, seher vaktinde bu anlarda yapılan dualara icabete daha yakındır diye rivayetler gelmiş. Kaçırmayalım. Ve özellikle üç aylardayız. Yani bu ayların hem her gününde, her gecesinde mübarekti. Bir de özellikle kandil gecelerinde daha da güzel olur inşallah. Duamızı edelim. Ve de burası da önemli yani. Kim olur? Kimin duası makbul olur? Allah biliyor. Onun için eşten dosttan gördüğümüzden oturur muhabbet ettiğimiz insandan bana bir dua eyle diye böyle isteyelim. Bilemezsin kimin duası senin derdine şifa olur. Allah bilir yani. Hı. Celle celle. Hocam tüp bebekle bir çocuğu olan ablamız eşiyle arasındaki sorunlardan dolayı bir çocuğu daha olsun istemiyormuş. Hastanede üçüncü embriyosu daha varmış. Bunu iptal etsem vebalim olur mu diye soruyor. Olmaz. Embriyo dedi yani gelişmişlik var mı yoksa sadece işte yazdığı o sula, şekilde okuyorum. Evet. Suların yani. karışmasıysa yani. ve bu devam etmediyse sıkıntı yok. Evet. Konut kredisi hakkında ne Fakat söylersiniz onu tabi kocasıyla birlikte karar verip de evet. yapsın onu kendisine kendi kafasına göre yapmasın yani. Konut kredisi hakkında ne söylersiniz demişler hocam. Kredi mevzusunu işledik. O evet. sohbetimizi dinlesinler inşallah. Her konu hakkında genel bir sohbettir o. Belirli bir noktaya değil her şeye. Fakat bir tek onu söylemek isteriz ki hiç evi olmayanlar için Şeyh Nazım Kübrisi Hazretleri morgeç usulü ise ki morgeç usulünde tapuyu en son teslim ediyorlar. Evet. Oradan bir helalliğe bir kapı bulmuş evet. Şeyhimiz Hazretleri ona izin vermiş yani. İzin vermişler mübarekler. Futbol hakkında görüşünüz nedir? Oynanabilir mi? İzlenebilir mi? <laughs> oynamak en temiz olanı. Oynamak. Neden? Spor zaten. Koşuyorsun. Ee, şortları da zaten eskiden şu kadardı o şortlar. Şimdi biraz uzadı sanki. uzadılar neden evet. çünkü araştırdılar iyi değilmiş evet. tabi buraya kadar olması Sağlı, sıhhate sağ evet. daha Allah'ın Allah'ın emri celle celaluhu evet. tabi ki sıhhate daha uygun olacak yakında aşağı kadar inelim. biraz daha inebilir belli <laughs> de olmaz yani ama mezhepler arası belki ondan kurtarırlar yani diz kapak mevzusunu oynayan en iyisi seyreden daha beter neden seyreden tamamen boş yani izlediğinde hiçbir şey, hiçbir faydası yok. Katmıyor kendine. Hiçbir şey katmıyor yani. Ya küfür edecek, ya boş konuşacak. Hiçbir faydası yok. Ondan sonra <laughs> hele oraya gidip seyredenler, maça gidip seyredenler, onlar tamamen vakitleri heba, küfür ediyorlar, birbirlerini dövüyorlar, ziyan veriyorlar. Tamamen yaramaz işler bunlar yani. Yani Müslümanlığın özüne yakışmayan işler aslında bunlar. Müslüman neden? Boş iş yapmaz. Boş işle meşgul olmaz. Bunlar boş iştir. Hani birisi demiş ya, büyüklerden birine demişler ki, efendim futbol hakkında ne dersiniz? O da demiş, nedir ki futbol? Bir top işte ortada koşturuyorlar. Ne demiş, topun içinde ne var? Hava var. Yani Müslüman havanın peşinden koşmaz. <laughs> Güzel bir şey. Güzel bir açıklama. Şeyin de bir açıklaması var. Necip Fazıl. Rahmetullahi aleyh. Bir yuvarlak, 20. 22 çıplak, evet. 4 bir manyak süre, mı diyor, bir sürü, bir sürü avanak. Evet, evet. Böyle açıklamış. Ama hani insanımıza tabii bir şey diyemiyoruz. Çocuktan böyle gidiyor yani. Hani bunlar hep şimdi alemde, Türkiye'de, dünyada ne kadar İslam'a aykırı bir şey görüyoruzsak İnsanlara yönelmenin bir katkısı, bir faydası yok. Neye yöneleceksin? Eğitime yöneleceksin. Biz bu insanları eğitmedik, başıboş bıraktık. Onlar da ne bulduysa onun peşinden koştular. Topta para var dediler, topta keyif var dediler, peşine koştular. Biz onları öğretmedi ki, biz Müslümanlar paranın peşinden koşmayız, keyfin peşinden koşmayız. Biz Müslümanlar Allah'ı razı etmek için uğraşırız. Helalde buluruz keyfimizi, helalle yetiniriz, harama gitmeyiz. Bunları öğretmedik. Öğretmedikten sonra bıraktın çocuğu çayırda. O da top buldu, oynadı. E, alıştı onu bırakamıyor şimdi. Hani velhasıl her şey o noktaya dönüyor. Hani Resul Ekrem düşünün. Hani bizim insanlarımız Müslüman. Efendimiz zamanında müşrikler onlara yaptığı zulümler olduğu zaman Resul Ekrem mübarek ellerini kaldırdı da göğe ki mübarek dişi kırıldığı zaman bile bu duayı yaptı. Allahum mağfirli kavmi fe innehum la ya'lemun. Allahum kavmi mağfiret eyle. düşman, kılıç çeken düşman, dişini kıran düşman mübarek dişini. Mağfiret onlar bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Şey Nazım Kıbrıs Hazretleri de bunun bugünkü açıklaması olarak öğretilmedi bize ya Rabbi diye yakarırdı Rabbimize subhanahu ve teala. İşte biz de onun bugünkü açıklaması olarak diyoruz ki eğitim verilmiyor. İslam eğitimi insanımıza verilmiyor. O da ne bulursa onunla ilgileniyor yani. E, futbol dediğimiz gibi seyretmek boş iş bunlar. İnsana bir şey katmıyor. Daha önce sohbetlerimde söyledim en azından bir tespih eline almasına <laughs> salavat çekin bari hani boş vakit yazılmasın. Evet. Öyle kendinizi kurtarın dedik yani kardeşlerimize. Hocam cinlilerin insanlara baskıları kul hakkı mıdır? Ee, şimdi insana baskı yapıyorsa zaten o hayırsız cindir. Ee, hayırsız cin o da mesul zaten. Sakaleyn yani, diye Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ee, Rasul-i Ekrem de Rasul-ü Sakaleyn'dir. Sakaleyn'in peygamberi Sakaleyn insan ve cinlerdir. Yani bir e, insan, bir insana zulmettiği ettiği zaman nasıl mesul vebal altındaysa, bir cin gelip bir insana ziyan verirse, tabii ki o da mesul. Aynı şekilde bir insan gereksiz yere bir cine e, ziyan verirse, o da mesul yani. Bu iş böyle. Ama insanımız e, bu ziyanda biraz kendisi... E, Sağlam durması gerekiyor. Durmadığı için de bu kaynaklanıyor. Bu Durmamasından da kaynaklanıyor. Yoksa biz eğer iman ile dolu olsak hakikaten Resul-i Ekrem'e bağlılığımız, Rabbimize bağlılığımız tam olsa e, cin bize ziyan veremez. Hatta cin bizden korkup kaçar yani. Kaçar. Ama biz işte o bağlılığı sağlam yapamayınca namaz yok, abdest yok, niyaz yok, hiçbir şey yok. Allah bir türlü belanı veriyor işte. Açık Allah kapı bırakınca tabii ki o da müdahale ediyor. Evet. Geliyor. bela Yani bu hani sadece cin değil, insanlardan da oluyor. Bazen bu bela geliyor hani. Cinlerden de geliyor. Allah muhafaza buyursun. Aynen. Tabii ki mesuldürler yani. Ee, kadınlar kendi aralarında hadra zikri yapabilir mi? Yok. Kadınların seslerini yükseltmeleri İslam'a uygun değildir sesleri yükselmeyecek öyle ama mesela erkeklerin e, zikir yaptığı yerde e, kendilerinin sesleri erkeklerin sesinin altında kaldığı zaman o kurtarır yani öyle öyle olabilir ama mesela geçiyorlar kendileri bir yerde hadra yapıyorlar dışarıdan duyuluyor falan böyle ibadet olmaz bunlar İslam'a uymaz bunlar. Yani bunu şuradan baza alsınlar. Şimdi olur mu öyle canım biz yaparız falan tarzında çıkan kadınlar da oluyor. Şuradan baza alsınlar. İslam'ın esasını baz alıp bunu idrak etsinler yani. Ezanı Muhammediye'yi kim okuyor? Erkek, Erkek okuyor. Evet. Kameti kim okuyor? Erkek okuyor. kadının okuması caiz mi? Değil. Mekruh. İslam buna izin vermiyor. Bunu baza alsınlar bir. İkincisi de İkincisi de bu daha da önemli. İmam hata yaptığı zaman cemaatle kılınan namazda arkadaki erkek imamı sesiyle düzeltebiliyor. Fakat arkadaki kadın bakın imam hata yaptığı halde onu düzeltmeyi sesiyle yapamaz. Evet. Ne yapacak? Elini böyle vuracak. Sesini duyurmayacak. Şimdi İslam bu düsturu koyunca e sen kalkıp Namaz gibi bir mevzuda hata yapıldığı halde sana düzeltmeyi sesle yapamazsın diyen İslam şari' sallallahu aleyhi ve sellem. Sen kalkacaksın zikirde sesli yapacaksın. Olmaz yani. İslam'ın esasına usulüne uygun değil. Ancak dediğimiz gibi erkeklerin sesleri altında gizlenir sesleri. O zaman olabilir yani. Yeni derviş olan rabıtayı hemen başlar mı? Rabıta nasıl yapılır? Dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Şimdi rabıta, rabıtayı şerif diye sohbetimiz var. Onu açsınlar. İki türlü rabıta anlatılıyor orada. Biri var, kısaca onu söyleyelim. Şeyhimizin huzurunda olduğunu tefekkür edip zikrini öyle yapmak. Bunu her derviş yapabilir. Diğeri ise yani Şeyhimiz Hazretleri'ne kalben her derdini, her sualini, her ihtiyacını söylemek ki böyle bir mübarek yolda var ve sorunun da cevabını alacak kuvvetli dervişler de var. Bu tabi Şeyhimiz Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin tabiriyle ayarları yapılmış olması lazım dervişin ondan sonra çünkü Genel olarak çoğu derviş böyle sapıtıyor zaten. Hani ayarları yapılmadan bu tip rabutaya el atıyorlar. Ondan sonra şeytan bir sürü evet. nefis bir sürü oyunlar onlara oynuyor. Bunlarda da rabıtamda gördüm diye millete satıyor. Ortalığı berbat ediyor yani. <laughs> Allah muhafaza buyursun. Peki hocam diz hizasında e, şortla diz hizasında şortla namaz kılınır mı? secdede vesaire biraz e, yukarı çıktığı için böyle bir soru sormuşlar. Uygun mudur? diyor. E çıkıyorsa olmaz. Çıkmıyorsa. Evet. Çıkmıyorsa uygun. Çıkmıyorsa yani. kılınır ama mekruhtur tabi. Evet. Mekruhtur. Yani şimdi farz olan e, yeri kapattın mı namaz olur. Ama öteki tarafları kapatmak ne? Sünnet. E, sünneti uymadığın zaman mekruh işlemiş mekruh. olursun ki o da mekruh oluyor. Evet. Oh. Peki 3 aylara girdik hocam malumunuz. 3 ayları tamamen oruç tutmak caiz midir? Tabii ki tutabilir. Sanırız. Caizdir. Evet hocam. Hocam malumuz bu akşam itibar e, itibariyle Recep Şerif'in ikinci on gününe giriyoruz. Evet. Onunla ilgili bir e, zikrede paylaşalım mı? Takip İnşallah. Edelim. Recep'in 10'undan 20'sine kadar yapılacak evradımız var. Günde 100 defa yine. Subhanallahil ahad, subhanallahil samad, subhanallahil ahad, subhanallahil samad. Subhanallahil ahad, subhanallahil samad. Subhanallahil el subhanallahil Subhanallahi es-samed. Subhanallahil el subhanallahil Subhanallahi es-samed. Subhanallahi el subhanallahil Subhanallahi es-samed. Celle celal. samed olarak da. Evet. Yani. Yani. Evet. Hocam son olarak evlenmek isteyenler için bir dua buyurur musunuz? Evlenmek isteyenler sabah namazından sonra, Yasin-i Şerif okusunlar inşallah. Evet. Sabah namazından sonra uyumamaya, işrak vaktine kadar uyumamaya adet edinilsinler. İş bulamayanlar da özellikle, buna özellikle söylüyoruz. Çünkü rızıkların dağıtıldığı vakittir. Herkesin rızkı tabi Allah katında malumdur ama ele kolay gelme mevzusu var. Bu vakitlere riayet edilirse gece, de Vakıa Suresi okumayı adet edilirse inşallah hem iş bulamayanlar rahat bir şekilde iş bulurlar. Evlenemeyenler de güzel bir nasip bulur. Evlenirler inşallah. Fakat yani bu evliliklerin bu zamanda çok zor olmasının asli sebebi topluma bakaraktan, topluma çok kulak asaraktan iş yapmamızdan kaynaklanıyor. O ne der, bu ne der, şu ne der bunlara çok takılıyor. insanımız. acaba ne olacak yani bu beni şöyle mi yapar? Ya kendinizi böyle çok yukarılara çıkartmayın. Ben Allah'ın aciz bir kuluyum ben. Onda da eksikler var. Bende de eksikler var. Ben onun eksiklerini tamamlamaya çalışayım. O benim eksiklerimi tamamlamaya çalışsın. Bir yola girelim. Allah da yolumuzu mübarek ederse bu yoldan gideriz. Yoksa olmayacaksa da olmaz. Yani biz bir Allah'ın izniyle niyetimizi sağlam Yola girelim. Şimdi insanlar acaba öyle mi olacak böyle mi olacak? Bir de dedik ya hani sohbetin ortasında evlilikler çok zor bir hale geldi. Adam şimdi diyor ki ya ben bu kadar altın alacağım bu evlilik ya gitmezse. İşte bu külfetli hale getiriyoruz. Bütün kazanı sıcak kazanı kendi başımızdan aşağı döküyoruz yani. Kolaylaştırın bu evlilikleri ya. Kolaylaştırın. İşte çok şey istemeyin kadınlar, kızlar. Çok şey istemeyin erinizden. Erinizi Allah'tan korkan birisi seçin. E zaten Allah'tan korkan birisi seni aç bırakmaz, açıkta bırakmaz, zorda bırakmaz. Yani elinden geldiği e, müddetçe evet, yani. Evet, evet. Yani Allah subhanehu ve Teala size tabii ki hani bir odada yaşamayı takdir eylemişse hani kocan da seninle hani onu elinden geldiği kadar bir çaba görüyorsan kocan da e, öp başına koy. Yani keza kadın da yani kadın uğraşıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hani eksiğini falan çok da gözüne batırma başına koy sen de onu. Eksiğimizi Allah tamamlasın. Celle celaluhu. Hmm. Bu şekilde birbirimize hürmetli bir şekilde. Şeyhimiz Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin bugün yine bizim sayfamızda yayınlanan bir, harika bir sohbeti var. Hürmet olmazsa sevgi olmaz. Bu böyledir. E kadın kocasına bey diyecek diyor. Efendim diyecek, hürmet edecek. E var mı? Yok. Bak Şeyh Nazım Hazretleri ta o zaman diyor ki hani en sevdiğim kadın müritlerimde bile yok diyor. Hani çok yakın gördüğüm kadın ol bile kocasına ismiyle hitap ediyor diyor. E hürmet saygın kalmazsa, hürmetin kalmazsa sevgin de kalmıyor. E kalmayınca bu sefer içeride şeytanlar terörist diyor yani tabiri caizse. Hürmetli olalım. Allah ve Resul'ün emrini tutalım. Şimdi kadınlara bunu söylediğiniz zaman ya ben ona efendim mi diyeceğim diyor. Şimdi kocasına yöneliyor ya şimdi. Kocasında o. <laughs> O ismi çok boş görüyor. Kocası dolduramaz o ismi yani. Öyle görüyor. Siz öyle bakmayın kadınlar. Şöyle bakın siz. Allah mı emrediyor diye bakın yani. Resul Ekrem bunu söylüyor. Ben söylerim o zaman. Saygı ve hürmet edelim. Keza erkeklerimiz de hanımlarına muhabbetle, merhametle davransın. Ailelerimiz güzel olur. Güzel aileler kurarız. O ailelerden güzel evlatlar olur. İslam'a hizmet ederiz inşallah. Bu dünyaya yani şimdi televizyonlarda seyrediyorsunuz bir de böyle ballandıra ballandıra sahte sevgiler, sahte duygular anlatılıyor. Siz de zannediyorsunuz ki her şey süt, liman, herkes çok mutlu o televizyondakiler. O artistler şunlar bunlar bir kere şunu çok iyi bilin çok reklam yapıyorsa birileri anlayın ilişkileri bitiyordur yani. O reklamlarla ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bitmeye az kaldı demektir yani aşırı derecede reklam yapıyorlarsa hediyeler şunlar bunlar. Neticede neticede şunu tavsiye ediyoruz ki gerçek hayat başkadır. Boyama hayat başkadır. Milletin boyama hayatına seyrederekten kendi gerçek hayatınızı mahvetmeyin. Milletin kandırıcı olan süslü hayatına bakaraktan kendinizi hayatınızı mahvetmeyin. Keza yani sadece ekranda gördükleriniz değil, komşularınızda da yani. On da var bende yok genel olarak ve bu kavgalar oluyor. İşte bak oğlun kocası onu gezdiriyormuş, sen beni gezdirmiyorsun. Onun kocası işte şöyle almış ona, sen bana almıyorsun. Onun kocası şöyle yapmış, onun kocası... Ya onun kocası ya. Sana ne onun kocasından yani? Ben onun karısından bahsediyor muyum? Onlar onlar, biz biziz yani. Böyle onlar orada kalsın, biz buradayız. Velhasıl nasıl bakmamız gerektiğini bilirsek hayatımızda güzel olur inşallah... Allah hayırlı yuvalar nasip eylesin. İslam üzerine yaşayacağımız hayat, yaşatacağımız hayat nasip eylesin bizlere. Amin. Vesselam. Allah Teala razı olsun hocam. Amin, amin ecmain. Sevgili kardeşlerimiz, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik. Haftaya hepinizi tekrar bekliyoruz inşallah. Hepiniz gönlünüzde ne muradınız varsa olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Vesselam.